Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 10 Mayıs Pazartesi saatlerimiz 13. Haber ve Haber Radyo ortak yayınında haberleri birlikte yaşayacağız ve önce canlı yayın noktalarımız. Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün kullandığı 4 odalı mağara tespit edildi. Mağara imha edildi. Ahmet Çelik Şırnak'tan canlı yayında. Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınlarını önlemek için nöbet tutan Filistinliler, İsrail güçlerinin saldırısına uğradı. Saldırılara Ankara'dan sert tepki geldi. Rüya Akkuş, başkentten canlı yayında. Tam kapanmayla çalışmalarına ara veren meclis, Ramazan bayramının ardından yoğun mesai yapacak. Tülay Ağoğlu, Ankara'dan canlı yayında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaybettiği 978 atla ilgili CHP'li Adalar Belediyesi'nin hayvanların bakımı ve tedavisinde kayıt dışı ilaç kullanıldığı gerekçesiyle 11.368 lira idari para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Mehmet Karataş İstanbul'dan canlı yayında. CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım resmi araçta uyuşturucu maddeyle yakalandı. Sefer Ayçi, Aydın'dan canlı yayında. Kuş cennetinde hafriyat terörü yaşanıyor. Halil İbrahim Uğur Hatay'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Bu arada Türkiye'deki 90 bin camiden Filistin için dualar yükseliyor. Canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Şu mübarek gün ve geceler hürmetine ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve Peygamberler Şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Ya Rab, Miracın basamağı Mescid-i Aksa'yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve bize nasip eyle Allah'ım. Evlerinden, yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan, mazlum bütün Müslümanlara kurtuluşlar nasip eyle Allah'ım. Mazlumların umudu, gariplerin yurdu, cennet vatanımızı ve aziz milletimizi her türlü tehlikeden koru Allah'ım. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan piyade uzman çavuş Murat Nar tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Kahraman şehidimiz için cenaze töreni düzenleniyor. Piyade uzman çavuş Murat Nar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine gönderildi. Şehit asker için şu sıralarda cenaze töreni düzenleniyor. Piyade uzman çavuş Murat Nar 24 Nisan'da Hakkari Çukurca Güvendağ bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış, ardından Gata'da tedavi altına alınmıştı. Şehidin naaşı Çift Kıran köyünde toprağa verilecek. Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün kullandığı 4 odalı mağara tespit edildi. 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapıyla ayrılmış rehine odasının da bulunduğu tespit edildi. Ayrıntıları haber muhabiri Ahmet Çelik'ten alıyoruz. Evet.
Evet, bölgede devam eden Pençe Yıldırım, Pençe Şimşek Harekatı bugün itibariyle 17. gününe girdi. Askerimiz planlandığı bir şekilde ilerleyişine devam ediyor. Kameraman arkadaşım Ömer Varlık size işte o bölgeyi gösterir. Hemen bu dağların ardında 17 günden bu yana PKK'lı teröristlerin inlerine kadar askerlerimiz girmeye başladı. Bölgede operasyonlar dediğimiz gibi planlı bir şekilde devam ediyor. Bulunduğumuz bu noktadan yaklaşık olarak 378 km bertaraf etmiş, kullanılamaz hale getirdi diyelim ve sözü buradan size bırakalım. Tam kapanmayla çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ramazan Bayramı'nın ardından yoğun mesai yapacak. AK Parti, hazırlıklarda sona gelinen seçim barajının düşürülmesi ve ittifaklar gibi önemli konu başlıklarını içeren siyasi partiler yasası ve seçim yasasında değişiklik öngören düzenlemelerle yine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini daha güçlü hale getirecek, vesayet izlerinin silineceği daha özgürlükçü sivil anayasayı kamuoyuyla paylaşacak. A Haber ekibinden Tülay Ağoğlu'nun haberi. Evet, bayram sonrası başkenti yoğun bir anayasa mesaisi bekliyor. Sivil anayasa konusunda partiler arasında görüşmeler olacak. Bunun yanı sıra sonrasında da yine muhalefet partileriyle temasa geçecek Cumhur İttifakı. Şunu ifade edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. AK Parti'nin anayasa taslağının da bayramdan sonra hazır olacağını. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından oluşturulan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Anayasa Hukukçusu Profesör Yavuz Atar Başkanlığındaki Anayasa Bilim Kurulu çalışmalarını tamamlamak üzere 120 maddelik bir anayasa taslağı hazırlıyor. Bu bilim kurulu AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan bu kurul ve ilk 4 maddesi anayasanın burada korunuyor, korunmaya devam ediyor. Ayrıca tabii ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de burada korunuyor ve devamı öngörülüyor yine burada. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulu ve YÖK gibi kurumların anayasadan çıkartılması öngörüyor AK Parti'nin anayasa metninde ve meclisin güçlendirilmesi hedefleniyor yeni anayasa ile AK Parti'nin yine bu anayasa metninde. MHP'de daha önce açıklamıştı hatırlanacağı gibi 100 maddelik bir anayasa metnini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kamuoyuna açıklamıştı. Ne olacak bayramdan sonra AK Parti'nin taslağının da tamamlanmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncelikle bir araya gelmesi bekleniyor. Ardından bir çalışma için, ortak bir çalışma için her iki parti bir heyet belirleyecek ve bu iki partinin heyeti, çalışma grubu bir araya gelecekler ve iki partinin anayasa metnini masaya koyacaklar, değerlendirecekler. Tek bir anayasa metni çıkartacaklar. Buradan Cumhur İttifakı'nın anayasa metni olacak bu da. Daha sonrasında da muhalefet partilerine de sunulacak. Muhalefet partileriyle de bu konuda temasa geçecek. Ancak şunu söyleyelim. Muhalefet partileri kesinlikle masaya oturmayacaklarını söylüyorlar Cumhur İttifakı'yla. Çünkü parlamenter sistemi savunduklarını söylüyorlar. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden söz ediyorlar. Ancak bu konuda muhalefet partilerinden şu ana kadar somut bir öneri de gelmiş değil diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iftar yemeğinde bir araya geldiler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle gerçekleşen iftar yemeği için İYİ Parti lideri Meral Akşener gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum dedi. Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iftar yemeği ile ilgili olarak bu akşam iftarımızı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptık. Gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adalarda faytonlardan çıkartıp sahip çıkmadığı ve ölüme terk ettiği atlarla ilgili skandal bir gelişme daha ortaya çıktı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın haberinde.
Evet, hatırlayacaksınız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla fayton hizmetinde kullanılan atlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmış ve bütün mesuliyetse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeydi. Ancak sonrasındaki yaşanan gelişmelerse açıkçası endişe vericiydi. İlk etapta 978 atın dağıtıldığı ifade edilmiş ama bu atların nereye verildiğine dair bir açıklama söz konusu olmamıştı ki hatırlayacaksınız, bizler de haber ekibi olarak günlerce bu soruyu herkes gibi sormaya başladık ve sonrasında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu atların nereye teslim edildiğine dair en azından kurum ve il bazında bir açıklama yaptı ama yaptığı o açıklamada yürekleri burkan, yürekler acıtan bir detay da vardı. Önce 224 atın öldüğünü ifade etmişlerdi ki sonrasında bu rakam 219 olduğunu bu sefer de söylemişlerdi. Evet, dediğimiz gibi tam 219 at İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bakımı esnasında öldüğü belirtildi. Hatta yapılan açıklamada bakım esnasında farklı sebeplerden 219 atın öldüğü ifade edildi. Tabii ki farklı sebeplerden derken birçok sorunun da bu noktada sorulması gerekiyor. Çünkü hangi sebeplerden, bir de bakım sürecinde mi yoksa bakımsızlıktan mı diye birçok soru var. Çünkü sonrasında özellikle de sosyal medyada birçok fotoğraf var. Özellikle o fotoğraf karelerinde atların ne kadar bakımsız olduğu ki bizler de haber ekibi olarak o dönemde aslında oraya gitmiş ve yerinde görüntülemiştik. Görmek istemediğimiz görüntüler kaydetmiştik ki orada atların birçoğunun bazılarının yerde olduğu, bazılarının da bakımsız olduğunu o günlerde de kaydetmiştik. İşte sonrasında da tüm bu soruların cevabı beklenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 219 atın bakım esnasında farklı sebeplerden öldüğü belirtti. Ama bu atların bir hastalıktan mı ya da bunlar taşınırken mi ya da teslim edileceği esnada yolculuk esnasında mı nasıl öldüğüne dairse hala bir açıklama yapılmadı ki. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hayvanseverler bu soruyu soruyor. Birçok kişi aslında bu soruların cevabını beklerken bir taraftan da tabii ki aslında skandal diyeceğimiz bir gerçek daha ortaya çıktı ki bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla bu soru çok daha fazla sorulacak gibi görünüyor. Çünkü 2019 yılında Adalar Belediyesi'nin o dönemde atların onların himayesinde olduğunu biliyoruz ki toplamda 11.368 TL bir ceza kesilmiş, idari para cezası kesilmiş Adalar Belediyesi'ne ve bunun sebebi ise atlara kayıt dışı ilaçların uygulandığı belirleniyor. Evet, orada özellikle Adalar Sulh Ceza Hakimliği'nin Adalar Belediyesi'ne 11.368 TL idari para cezası uyguladı ve bunun sebebinin ise kayıt dışı ilaçların atlara uygulandı. İşte şimdi de bu 219 at nasıl öldü acaba sorusu da sorulmaya devam ediyor. Bizler de haber ekibi olarak tabii ki bu işin perde arkasını araştırmaya ve bu soruları da sormaya devam edeceğiz diyelim. Söz tekrar size bırakalım. CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım resmi araçta uyuşturucu maddeyle yakalandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli personel olarak çalışan Yıldırım'la yanındaki bir kişinin üzerlerinde kokain ve esrar ele geçirildi. CHP'li yönetici resmi araçta uyuşturucu maddeyle yakalandı. Aydın Söke'de polis ekipleri uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı. Yenikent Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmetlere ait araç durduruldu. Yapılan aramada CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım'la yanındaki arkadaşının üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım'ın Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli personel olarak çalıştığı öğrenildi. Şüpheliler işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Bu olayla ilgili gelişmeleri haber muhabiri Sefer Ayçe'den alacağız. Sefer Ayçe'nin yanında konuğu da var. Cumhuriyet Halk Partisi Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görevli kendisi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir araçla Söke'de güvenlik güçlerinin kontrolüne takıldı. Ve bu kontrolde aracı arandıktan sonra aracında çeşitli uyuşturucu maddeleri rastlandı. Peki bu Söke'de nasıl yorumlandı onu da konuğuma soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz ilçemize. Nasıl yorumlandı bu iz, Söke'de nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi ilçemiz maalesef ulusal ekranlarda... İlçemiz bu tip kötü olaylarla gündeme gelmesi, evet,
hem biz siyasiler açısından hem de sokakta yaşayan vatandaşlarımız açısından çok rahatsızlık verici. Bu konuda sosyal medyada yorumlardan görüyoruz. İşte evet. Karşılaştığımız vatandaşların sokaktaki tepkilerini görüyoruz. Biz kimlere teslim etmişik yerel yönetimi, yerel belediyeleri diye. Bu konuda rahatsızlık çok büyük. Şimdi yerel yönetimin ilk faciası, ilk skandalı değil bu. Evet. Sökede. Geçtiğimiz yıl bir meclis üyesinin kendi yakınlarına bir günlük belediye başkanlık vekilliğinde kendi yakınlarına verdiği usulsüz imar izinleriyle gündeme gelmişti geçtiğimiz sene. Geçtiğimiz aylarda da yine Söke Belediyesi'ne ait müzenin yanında bulunan ev belediye tarafından kamulaştırıldı. Evet. Ancak kamulaştırılan binanın içindeki antika değeri olan eşyalar ev sahibi tarafından alınmadan, teslim alınmadan belediye tarafından, belediye başkanının şoförü ve başka personeller tarafından bu eşyalar alındı, satıldı. Bu da ev sahibinin şikayetçi olmasıyla bu olay ortaya çıktı. Konu yargıya taşındı. Şu anda mahkemelik bir olay. Şimdi bu olayda en son olayda yaşanan araçta uyuşturucu bulunuyor. Evet. Ve burada bunu nasıl Sökeliler, burada sizler nasıl yorumladılar başka türlü? Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu son olayla yerel yönetimde geldiği son noktadayız. Evet. Maalesef işte 4 yılda 5 yılda bir yerel seçimlerde halkımıza tekrar seçme tercihi verilecek. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak yerel yönetime talibiz. Ancak bu yaşanan olayda ilçe başkan yardımcısının aynı zamanda belediye personeli olan ilçe başkan yardımcısının aracın içinde kız arkadaşıyla beraber şu yasaklı günlerde uyuşturucu maddelerle yakalanması rezalet bir olaydır. Laşkalaşmışlıktır Cumhuriyet Halk Partisi için. Geçtiğimiz dönemlerde de bu skandallarla hep gündeme geldiler bunlar. Evet. Bu olayın da yansıması halktan tepkiler almaya başladık. Evet. Herhalde önümüzdeki günlerde daha da büyük tepkiler gelecektir. Mutlaka. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde bu işten ne olur? Başka siyasi partide olsa bu iş bir an evvel hallolur. Yani görevden alınır. En azından bizim böyle bir insanla alakamız, ilgimiz yoktur diye görevden alınır. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda Boğaziçi Üniversitesi'nin direktörünün atanmasında verdiği tepkileri, o olayları protestolara yer alan yasa dışı terör örgütü üyelerine sahip çıkması, çocuklarımız demesi, bu tip olaylarda büyük bir tepkiyle vereceğini sanmıyorum. Ama siyasi partiler, siyasi organizasyonlar, ehil kişiler, Türk gençliğine, özellikle geleceğimiz olan gençlere örnek teşkil edilebilecek kişilerden oluşmalıdır. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, bu olay işte Söke'de halk tarafından, Söke halkı tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ve tepkilerin de daha sonra da ilerleyen günlerde de çoğalacağını belirtti konumuz. Diyelim söz tekrardan Söke'den size bırakalım. Türkiye'nin en önemli göçmen kuşlar yolu üzerinde bulunan Hatay'da 281 kuş türünü bünyesinde barındıran Samandağ Mileyha Kuş Cenneti hafriyat ve çöp depolama alanına dönüştürüldü. Bölgeye gidiyoruz. Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur karşımızda. Mileyha Kuş Cenneti yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Mileyha Kuş Cenneti Hatay'ın Samandağ ilçesinde yer alıyor. Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü alanda yaklaşık 3 kilometre uzunluktaki bir kuş cenneti ve maalesef şu anda burası kaçak avlanmanın yanı sıra dökülen çöpler ve bolozlar sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye'de toplamda 488 kuş türü bulunuyor. İşte bu kuş türlerinin 379'u Hatay'a geliyor. Hatay barındırmış olduğu, ev sahipliği yapmış olduğu kuş türleri açısından oldukça zengin. İşte o kuşların da büyük bir kısmı Mileyha Kuş Cenneti'ne geliyordu. Ancak uzmanlara göre o kuş türlerinin bir kısmı işte şu anda çöplüğü andırdığı için Mileyha Kuş Cenneti buraya gelmiyorlar. Burada konaklamıyorlar. Mileyha Kuş Cenneti dünyada ender noktalardan bir tanesi. Özellikle kıtalar arası göç yolculuğunda Mileyha Kuş Cenneti bariz bir şekilde ön plana çıkıyor. Ama maalesef şu anda durumu işler acısı ve buraya
dökülen çöpler nedeniyle, dökülen molozlar sebebiyle işte durum ortada ve buranın artık uzmanlar ve hayvanseverler tarafından korunmaya alınması isteniyor. Burada 379 kuş türü gözlemlendi şu ana kadar ve şu anda o kuş türlerinin büyük bir kısmı burada konaklamıyor. Hemen Akdeniz sahilinin yanında oldukça önemli bir nokta, ancak burası atılan molozlar sebebiyle ve dökülen çöpler nedeniyle artık kuş türlerinin büyük bir kısmının uğramadığı noktalardan bir duruma gelmiş durumda. Hatay'ın Samandağ ilçesindeyiz. Burası Mileyha Kuş Cenneti. Ancak kuş cennetinden daha çok çöp toplama merkezini, çöp biriktirme merkezini andırır duruma gelmiş. İşte bu durumdan da kuş türlerinin yanı sıra hayvanseverlerin de büyük bir rahatsızlık duyduğunu, büyük bir üzüntü duyduğunu dile getirelim. Ve sözü tekrar Akdeniz sahillerinden İstanbul Merkez Stüdyolarına bırakalım. İzmir Tire Belediyesi 17 sokak köpeğini Aydın'ın Germencik ilçesine götürüp ölüme terk etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Şube Müdürlüğü Tire Belediyesi'ne Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında köpek başına biner liradan olmak üzere toplam 17 bin lira para cezası verdi. Evet, Tire Belediyesi yavru köpekleri. Bakıma muhtaç 17 köpeği ölüme terk eden belediyeye para cezası kesildi. 13 Nisan günü Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne İzmir plakalı resmi bir kamyonetle Germencik ilçesine çok sayıda köpek bırakıldığı ihbarı geldi. Bölgede başlatılan çalışmayla ihbardaki aracın İzmir Tire Belediyesi'ne ait olduğu, kamyonetteki 17 sahipsiz sokak köpeğinin de bir araziye bırakıldığı tespit edildi. Ne saldınız daha mı burada? Ne saldınız orada? Bunlar ne? Ne salmadınız? Evet. Tire Belediyesi'ne Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 17.561 lira idari para cezası uygulanırken, ölüme terk edilen köpeklerin tedavisi ise sürüyor. Evet, Tire Belediyesi yavru köpekleri. 17 günlük tam kapanmaya rağmen hafta sonunda dışarıdaki manzara hayli kaygı vericiydi. İstanbul'da polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Kısıtlamayı ihlal edenler cezadan kurtulamadı. İstanbul'da 17 günlük tam kapanmaya rağmen dışarıdaki manzara endişe vericiydi. Burası Avcılar. Hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp banklarda dip dibe oturan da vardı, maske takmadan yan yana yürüyüş yapan da. Sahilde, parklarda oluşan kalabalık dikkatlerden kaçmadı. Bu görüntüler ise Sultan Gazi'den. Kısıtlamayı ihlal eden 4 genç dışarıdaydı. Ceza yazılacağını anlayan gençler polisleri ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Polis önce cezai işlem uyguladı, ardından da evlerinde kalmaları yönünde uyarılar da bulundu. Taksim'de de turistlere yönelik denetim vardı. İstiklal Caddesi'nde turistler tek tek durdurularak belgeleri kontrol edildi. Türkiye'de oturma izni olduğu için dışarı çıkmamaları gereken yabancı uyruklu kişilere ceza işlem uygulandı. İstanbul Başakşehir'de buzluktan çıkarılan tavukla yapılan keşkek facia getirdi. İki kişi öldü, iki kişinin tedavileri ise yoğun bakımda devam ediyor. Tavuklu keşkek yiyen iki kişi hayatını kaybetti. Olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Nurcan Görgülü satın aldığı tavuğun bir kısmıyla yemek yapıp kalanı da buzluğa attı. Aradan 15 gün geçti. Görgülü tavuğu tekrar buzluktan çıkardı, bu kez de keşkek yaptı. Annesini ve halasını da iftara davet etti.
İftar yemeğinde bir araya gelen akrabalar tavuklu keşkeği yedikten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan hala ve anne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi devam eden Nurcan Görgülü ve 1,5 yaşındaki kızının ise sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Peki tavuk eti nasıl muhafaza edilmeli? Uzmanlara göre özellikle paketli bir tavuk ürünü alıyorsanız üzerindeki son kullanma tarihine dikkat etmeniz gerekiyor. Ama bu da yeterli değil. Çünkü eve götürüp buzdolabın alt kısmında saklarsanız 1-2 gün içerisinde bozulma ihtimali var. Eve götürdüğünüz zaman o gün bitirseniz, tüketseniz daha iyi olur. Veya ertesi günü, en geç ertesi günü, ikinci güne kalmasın. 3 ay, 6 ay durabilir. -18'de olma süreciyle itibariyle durabilir. Ama taze alıp tüketmeleri daha iyi. Son kullanma tarihine bakıp aldanmayın. Alıp aldığınız zaman son kullanma tarihi olsa bile o gün tüketmeniz daha iyi. Evde bekletip alıp eve götürdüğünüz zaman son kullanma tarihine 5 gün var diye bekletirseniz o tavuk bozulur. Bozulduğu zaman da rahatsızlık verir. Mobil cihazların çalışırken yaydıkları radyasyon değeri her cihazda değişiklik gösteriyor. Bu oran SAR değeriyle ölçülüyor. Peki SAR değeri nedir? Kullandığımız telefonlar ne kadar radyasyon yayıyor? Yanıtı haberimizde. Telefon alırken işlemcisine, tasarımına, markasına dikkat ediliyor. Ancak birçok kişinin göz ardı ettiği önemli bir özellik var ki o da SAR değeri. Telefonlarımızın çekim gücüdür. Telefonların yaydığı SAR değeri radyosundur. Aslında radyosuna maruz kalmaktır. Kansere sebep oluyor. SAR değerini biliyor musunuz ne olduğunu? Hayır, bilmiyorum. İlk defa sizden duydum. Telefonlardan, tabletlerden, bilgisayarlardan geliyor bizlere. SAR değeri telefonun maksimum güçte çalışırken yaydığı radyasyon oranıdır ve yüksek olduğu takdirde kanserojen etkiye sahiptir. Peki bir telefonun SAR değeri kaç olmalı? SAR değeri olması gereken 1.6 kilogramdır. SAR değerini nereden öğrenebiliriz? Telefonumuzun ayarlarından öğrenebiliriz. Bir garanti belgesi vardır her telefon yanında. Garanti belgesinde yazar. Telefonun çekmediği zamanlarda daha fazla radyasyona maruz kalıyoruz. Telefonumuz çekmiyor diyelim ki. Çekim gücü düşük. O anda telefonu bırakmamız lazım, kapatmamız lazım. Bir ağa bağlanmaya çalışacak. Bu da bizim radyosuna maruz kalmamıza sebep olacak. SAR değerini etkilememek için çok kolay. Genellikle ben kulaklık kullanırım. Telefon çekmediği zaman konuşmaya devam etmiyorum. Müziğe çok ilgim olduğu için genelde müzik dinlerim kulaklıkla. Pandemiyle birlikte radyasyona maruz kalma süresi de arttı. Peki bu dönemde ne yapılmalı? Pandemide bu kısıtlamalarda atıyorum 20 günlük şu anda bir kısıtlama var. Şu an SAR değeri çok yüksek olacak. Çünkü cep telefonlarıyla, bilgisayarla, telefonla haşır neşir olacağız. Bu da bizim radyosuna maruz kalmamıza sebep olacak. Telefondan uzaklaşmamız gerekiyor. Daha çok farklı hobilere yönelmemiz gerekiyor. Mesela kitap okumak vesaire gibi. Uzak durmaya çalışsak da günümüz içerisinde kısıtlama, pandemiler döneminde elimizden vazgeçemiyoruz. Hiç yanımdan ayırmıyorum ki telefonumu. Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda elde ettiği zaferin yıl dönümünde kutlamalar gece saatlerine kadar devam etti. Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen askeri geçit töreninin ardından Moskova semalarında binlerce havai fişekle görsel şölene imza atıldı. Binlerce havai fişek peş peşe ateşlendi. Rengarenk patlamalar geceyi gündüze çevirdi. Görüntüler başkent Moskova'dan. Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin yıl dönümünde kutlamalar gece saatlerine kadar devam etti. Her yıl Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen askeri geçit töreninin ardından Moskova'da havai fişek gösterisi yapıldı. Başkentin 16 farklı bölgesinden fırlatılan havai fişekler gökyüzünü aydınlattı. Müzik 10 dakikadan fazla süren görsel şölen için kentin birçok noktasında gözlem noktaları oluşturuldu. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Saat başında yeniden devam edeceğiz.
İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları uluslararası çapta tepkilere neden olmaya devam ediyor. Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de acil toplanma kararı aldı. Fatih Özyer ayrıntılarla karşımızda. Can Okaner, evet neler değişecek biz de sabırla bekliyoruz. Ne gibi karar çıkar onu da bekliyoruz. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlere yönelik saldırılar görüşmek üzere toplanmaya başladı. Toplanıyor şu anda. Türkiye saatine göre saat 10'da toplantı başlamış durumda. Toplantının ana tek gündem maddesi var. O da İsrail zulmü, İsrail saldırıları tek gündem maddesi, ana gündem maddesini oluşturuyor. Toplantıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaklaşık 1/3 tarafından talep edildi. Burada nasıl bir sonuç çıkacak merak ediyoruz. Ama büyük bir ihtimalle yine eski sonuç bilgilerine bakıldığında bir anlamda İsrail'in bu saldırılara bir an önce son verilmesi çağrısı yapılacak. Peki bu çağrıya uyup uyar mı? Uymayacak. Uyup uyumayacağı tabii henüz belli değil ama geçtiğimiz sonuç bildirilerine bakıldığında İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uygulamadığını net bir şekilde de görmüş bulunuyoruz. Ama önemli bir toplantı. Toplantının sonucunu bizler de merak ediyoruz. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi Arap Birliği de Filistin'in talebi üzerine toplantı yapacak. Mısır hükümetine bağlı Ahbar El Diyam gazetesinin haberine göre toplantı Katar Başkanlığı'nda Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak. Diyelim Başkan Amsterdam'da sözü size bırakalım. Emekli Büyükelçi Doktor Oğuz Çelikkol'la İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısını konuşacağız. Hoş geldiniz ajansa Sayın Çelikkol. Hoş bulduk, iyi günler. Evet, bu sabahtan, dün akşamdan itibaren aslında son derece şok edici görüntülerle karşılaştık. Ama son bilgiler İsrail'in Mescid-i Aksa'dan yavaş yavaş çekilmeye başladığı yolunda. Yapacaklarını yaptılar, şimdi çekiliyorlar. Aslında bu ilk değil, buna benzer olaylar çeşitli dozlarda daha önce de yaşanmıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden oylama yapılmadan önce bu geri çekilmenin bir anlamı olabilir mi? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden yeterince kuvvetli bir karar çıkabilir mi? Son derece deneyimli bir diplomat olarak sizin tahminleriniz ve değerlendirmeniz nedir lütfen? Evet, yani tabii Birleşmiş Milletler toplantısı önemli ama bugüne kadarki uygulamalar görüyoruz ki yani İsrail maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kararlarına çok uygulanmıyor. Esasında yani bence Arap Ligi'nin yarın yapacağı toplantı da önemli. Çünkü yani Arap ülkelerinin İsrail'e karşı bir bütün halinde hareket etmesi gerekiyor. Yani son zamanlarda gördüğümüz bazı Arap ülkelerinin İsrail'in arkasında özellikle Başbakan Netanyahu'nun yayılmacı Filistin aleyhtarı politikalarının arkasında durmaktan vazgeçmeleri ve bir tekrar yani iki devletli çözüm çerçevesinde İsrail'in hareket etmemesi halinde Arap ülkelerinde İsrail ilişkilerinin geliştirilemeyeceği mesajını vermeleri çok önemli. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararına, Güvenlik Konseyi'nin kararına gelirsek, yani mutlaka bir yaptırım içermesi lazım. Çünkü İsrail işte buradan çıkan kınama kararlarını, çağrıları falan pek göze almıyor. Yani bugün bakın işte Haram-ı Şerif'te yaşadığımız olayların bir arka planı var. Yani o arka planı dikkate almadan anlamak imkanımız yok. Yani İsrail Başbakan Netanyahu'nun başbakanlığı döneminde ki çok uzun süreden beri devam ediyor. İki devletli çözümden vazgeçti. Doğu Kudüs'ü ve Batı Şeria'yı Yahudileştirme ve kolonileştirme politikası güdüyor. Yani Haram-ı Şerif'teki olayları Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah semtinde olanlardan ayırmak imkanı yok. Yani buraları temizleyerekten etnik bir temizlik yaptığını kabul etmek gerekiyor. İşte Batı Şeria'da Yahudi yerleşim merkezleriyle, birimleriyle Batı Şeria Yahudileştiriliyor. Ve yani iki devletli çözüm için Filistinlilere toprak bırakılmıyor. Bütün bunlar
arka planını oluşturuyor ve İsrail'in bunlardan vazgeçeceği, Başbakan Netanyahu'nun bu politikalardan vazgeçtiğini gösteren hiçbir işaret de ortada yok. Yani bugün işte uluslararası tepkilerle, ABD'nin gösterdiği tepkiyle belki ufak bazı geri adımlar atabilir İsrail. Ama esas İsrail'i zorlanması gereken husus tekrar Filistinlerle iki devletli 67 sınırları esasında iki devletli bir çözüm konusunda müzakerelere başlamaya zorlanması. Bu yapılmadığı müddetçe hep devamlı olarak bunları yaşayacağız maalesef. Evet, Kudüs'ün ve Batı Şeria'nın dolayısıyla tüm Filistin topraklarının aslında Yahudileştirilmesinin ardından İsrail'in bu politikası devam edecek mi sizce yoksa bunun bir devamı da olacak mı? Yani tabii ki Başbakan Netanyahu ve dinci partiler, Yahudi dinci, aşırı dinci partiler, Yahudi aşırı dinci partiler iktidarda kaldığı müddetçe bu politikanın devam edeceğinin işaretleri var. Bakın yani İsrail'in kurulmasına da ne zaman kuruldu, yani nasıl kurulduğuna da bakmak gerekiyor. Aynı taktik bugün Doğu Kudüs'te ve Batı Şeria'da uygulanıyor. 1800'lü yıllara baktığımız zaman Filistin'deki Yahudi nüfusu %4 civarlarında. Ama ondan sonra İngiliz mandası döneminde Filistin'e çok büyük bir göç, Yahudi göçü başlatılıyor ve bu devam ettiriliyor. Ve 1948'e geldiğimiz zaman %4'lük rakam %33'lere kadar çıkartılmış oluyor bu Yahudi göçüyle. İşte bugün aynı taktik Doğu Kudüs'te ve Batı Şeria'da uygulanıyor. Yani Yahudi yerleşim birimleriyle Batı Şeria ve Doğu Kudüs ve çevresi tamamen abluka altına alınıyor ve Yahudileştiriliyor ve kolonileştiriliyor. Ve buralar işte daha sonra İsrail'e katılmak isteniyor. Ve böylece yani Filistinlilere devlet kurabilecekleri bir toprak da bırakılmıyor. Yani El Halil'de neler olduğunu gördük. Bunlar El Halil'de yapılanlar, İbrahim Camii'nde yapılanları bugün İsrail aynen işte Haram-ı Şerif'te yapmak istiyor. Doğu Kudüs'te yapmak istiyor. İşte Şeyh Cerrah'da meydana gelen olayların temelinde yatan husus da Doğu Kudüs'ün Filistinlilerden arınması ve Yahudileştirmesi. Aynı politika Batı Şeria'nın birçok bölgesinde de uygulanıyor. Yani iki devletli çözüm esasında 67 sınırları, 67 öncesi, savaşı öncesi sınırları esas alan, temelde esas alan, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması esasını günümüze getiriyor, gündemimize getiriyor. Ama Başbakan Netanyahu başkanlığında ki İsrail'in artık bu iki devlet çözümden tamamen uzaklaştığı, Trump döneminde ABD'den aldığı açık desteklerle işte Doğu Kudüs'ü, Batı Şeria'yı kolonileştirip İsrail'e katma politikalarını uygulamaya koyduğu, yani eskiden beri böyle niyetler var ama ilk defa olarak çok açık bir şekilde Filistinlilere karşı aşırı bir şiddet kullanılarak bazı politikalar uygulamaya konmuş gibi gözüküyor. Yani bunlara esay nasıl kurulduğuna baktığımız zaman aynı politikalar bugün de Doğu Kudüs'te ve Batı Şeria'da tekrarlanıyor. Yani dünkü olayların, bugün sabah devam eden olayların Haram-ı Şerif'te arkasında yatan maalesef çok acı bir tablo var. İsrail bugün Filistin topraklarının %80, %20 bile paylaşımını artık kabul etmeyecek gibi gözüküyor. Ciddi bir Filistin devleti kurulmasını kabul etmiyor gibi gözüküyor. İşte bu konularda İsrail'in çok ciddi bir şekilde baskı altına alınması uluslararası toplum tarafından, buna Arap ülkeleri de dahil ve İsrail'in tekrar Filistinlilerle bir müzakere, Oslo süreci içerisinde, Oslo sürecini devam ettirecek bir müzakere sürecine oturtulması gerekiyor. Ve bu konuda da maalesef yani önümüze baktığımızda Başbakanlık Netanyahu'nun elinde olduğu müddetçe İsrail'de bu aşırı
dinci, Yahudi cinci parti koalisyon hükümette, partilerin koalisyon hükümette kaldığı müddetçe çok bir ümit gibi var gibi gözükmüyor. Yani dünkü olayların büyük ihtimalle Haziran ayı içinde yapılacak yeni bir seçimle de alakası var. Netanyahu işte dinci partilere ödünler vermek istiyor. Bu ödünler dinci grupların, Yahudi dinci grupların şiddetini arttırıyor dinlere karşı. Ve işte evet, dün gördüğümüz çok kabul edilemeyecek uluslararası hukuka tamamen aykırı görünümlere karşımıza çıkartıyor. Çok teşekkür ederiz emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol. Sağ olun, iyi yayınlar. Ajansa devam ediyoruz. Pençe Yıldırım operasyonunda 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği mağarada PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve örgüt dökümanı ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bilgiler bunlar ve o mağarada ele geçirilen silahların, mühimmatın, örgüt dökümanlarının görüntüleri de ekranlarınızda. NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatı devam ediyor. Tatbikata 15 NATO üyesi ülke katılıyor. Türk askeri de tatbikata katılmak üzere Romanya'ya gidiyor. Ayrıntılara haber muhabiri Sevda Dükkancı'da. Evet, bu tatbikatı uzun süre daha konuşacağız. En azından devam edeceği 20 Haziran tarihine kadar. Çorlu 66. Mekanize Piyade Tugayı'ndan unsurlar Romanya'nın Cinciu kentine ulaşmak üzere yola çıktı. 1356 personel, 214 askeri araç, 34 kusur römök, 128 konteyner hava ve kara yoluyla Romanya'ya ulaşmaya çalışıyor. Ancak onlar Bulgaristan Lesvuk Hamzabeyli'den giriş yaptı ve bu akşam NATO ve Amerika Birleşik Devletleri poligonu olan Bulgaristan Novoselu'da kalacak bu birlikler. Yine Arnavut birlikleriyle beraber bunlar yola gidecekler ve yarın da Tuna üzerindeki Rusçuk'taki köprüden Romanya'ya ulaşmış olacaklar. Hemen hatırlatmakta yarar var. Son dönemlerin gerçekten hem NATO hem Barış İçin Ortaklık üyelerinin yapmış olduğu en büyük tatbikat olduğunu burada vurgulamak istiyorum. Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ilk defa bu tatbikatlara katılıyor. Tabii ki önce Mehmetçiklerin hem PCR testi hem de gerekli bulunan durumlarda karantinaya da alınabilecekler gelen haberler arasında. Bulgaristan geçişleri çerçevesinde askeri polis onlara eşlik edecek. Güvenliği onlar tarafından sağlanmış olacak. Evet, asıl konu Karadeniz ve Balkanlardaki güven ve Balkanlardaki güvenlik ve eylem birliği. Bu konuda aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden da bugün Orta Avrupa'da, Karadeniz'de güvenliğin sağlanması konusunda online bir toplantı yapıyor. Yani şu an bütün bu merkezli, bütün bu tatbikatlar Bulgaristan, Romanya ve Estonya odaklı oluyor. Konu yine Avrupa ve Baltık ülkeleri ve Balkanlar pek tabii ki. Bu konuda Türkiye'nin de katkısı mutlaka büyük olacaktır diyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars Kazman'daki Şehittepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçik'le iftar yaptı. Üs Bölgesi'nde görevli bir askerin annesiyle şehit ailelerini arayan Bakan Soylu, Anneler Günü'nü kutladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu orucunu Mehmetçik'le açtı, asker annelerini arayıp Anneler Günü'nü kutladı. Bak burada evladınla, evlatlarınızla, evlatlarımızla beraberiz. Bakan Soylu, Kars Kazman'daki Şehittepe Üs Bölgesi'nde görevli jandarma personeli ve güvenlik korucularıyla bir araya geldi. İftarı da burada Mehmetçik'le yapan Bakan Soylu, bir askerin annesini aradı, Anneler Günü'nü kutladı. Biz de bütün memleketimiz, milletimiz de sizin evladınız için, evlatlarınız için dua ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun, Allah razı olsun sizden. Tekrar Anneler Günü'nüz kutlu olsun.
Mehmetçiğin annesi Bakan Soylu'ya bu önemli günde nezaketi ve sürprizi için teşekkür etti. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Demet Sezen'in annesi Zeynep Köşker'i de arayan İçişleri Bakanı, şehit annesinin anneler gününü kutladı. Irak'ın Gara bölgesinde Pençe Kartal 2 harekatında şehit edilenlerin annelerini de arayarak anneler gününü kutlayan Soylu, sosyal medya hesabından Mehmetçiklerle paylaştığı fotoğrafa, bir Ramazan akşamında Eren 15 operasyonu bölgesinde Kars Kazman Şehit Tepe Üst bölgesinde kahramanlarımızla notunu düştü. Allah emanet. Kripto para borsası TODEX'in sahibi Faruk Fatih Özer'in milyonlarca dolarla yurt dışına kaçtığı belirlenmişti. Özer'in Tiran'daki bir otelde birlikte görüntülendiği Arnavutluk vatandaşı yakalandı. Son gelişmeler haber muhabiri Melis Coşan'da. Fatih Özer için artık çember daralıyor. Fatih Özer'in arama çalışmaları artık yeni bir boyut kazandı. Arnavutluk Tren Merkezi yürütülen operasyonda Fatih Özer'i otele bırakan, otelden alan ve otelini ayarlayan kişinin ismine ulaştı Arnavutluk polisi ve ardından da çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda Arnavutluk vatandaşı kıskıvrak yakalandı. Arnavutluk vatandaşının ifadelerine göre Fatih Özer'in büyük bir dolandırıcılığı olduğunu daha sonra öğrendik ve daha sonra arkadaşımla korktuğumuz için saklanmak zorunda kaldıklarını da ifade etti. Bununla birlikte Fatih Özer'in aynı zamanda Arnavutluk'ta bir mafya ailesiyle ilişkisinin olduğunu ve bu aile tarafından da Arnavutluk'ta korunduğunu da ifade etti. Kişi Fatih Özer'i hem otele yerleştiren hem otelden alan, yani aslında bu süreçte Arnavutluk'ta yanında olan kişiydi. Fatih Özer'le ilgili Arnavutluk'ta hem operasyonlar devam ederken İstanbul'da da operasyonların tüm hızıyla devam ettiğini aktaralım ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Artan vaka sayılarının düşürülmesine yönelik 29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci sonuç vermeye başladı. 3 hafta aralıksız sürecek 17 günlük kısıtlamanın başlangıcında 37.674 olan günlük vaka sayısı 8 Mayıs itibariyle ilk kez 20.000'in altına düştü. Türkiye, normalleşmenin konuşulacağı ve açıklanacağı kabine toplantısına kilitlendi ve soruluyor, acaba normalleşme gelecek mi? Rüya Akkuş karşımızda. Normalleşme gelecek ama zannedildiği gibi yarın açılıyoruz denilecek şekilde gerçekleşmeyecek maalesef. Kademeli bir normalleşmeden bahsedeceğiz. Çünkü her ne kadar rakamlarda bir düşüş bandı yakalanmış olsa da istenilen seviye hala ulaşılamadı ve hatta oldukça da uzağında olduğumuzu söylemek mümkün. Çünkü asıl hedef 17 Mayıs itibariyle açıklanacak rakamların 5000'li bantlara inmiş olmasıydı. Ancak bu şekilde Türkiye normalleşme adımını atabilirdi. Eğer bunu yapmazsa yeniden başa dönmek kaçınılmaz bir son olacaktı. Şu an baktığımız takdirde bu hafta itibariyle artık virüse bağlı ölüm oranlarında bir düşüş beklendiğini aktarıyor aslında uzmanlar. Kademeli bir yansıma olduğu için en son kendisine iyileşmenin yansıyacağı rakamlar maalesef vefat sayılarındaki iyileşme olacaktı. Bu da bu hafta itibariyle başlayacak ama bu demek değil ki biz 17 Mayıs itibariyle normalleşeceğiz. Aslına bakarsak hedeflenen bir süreç var ve bu süreçte Haziran ayına kadar geniş bir kapanmadan çıkan normalleşme adımından bahsetmek mümkün. Öncelikli olarak az müşteriyle açılabilecek yerler nereler? Kuaförler, züccaciye dükkanları vesaire gibi yerler, berberler gibi yerler kademeli olarak açılabilir deniyor. Ama asıl yerler, alışveriş merkezleri ve elbette ki biliyoruz çok yoruldular, kafeler, restoranlar, onların açılması maalesef 3. kademeye kalacak gibi gözüküyor. Çünkü onlar için de farklı şartlar uygulanacak. HES kodu artık olmazsa olmaz, sınırlı müşteri olmazsa olmaz ama bununla beraber açık alan şartı da kapıda gibi gözüküyor. Bu yüzden hemen normalleşmiş olmayacağız ve elbette nikahlar, düğünler, herkes bunu bekliyor. Sezonun açılmasını istiyor herkes. Ancak orada da %25'lik gibi bir sınır konulması bekleniyor. Bu da çok daha kısıtlı bir düğün, nikah eğlencesinin olacağı anlamına geliyor. Hafta içi sokağa çıkma yasakları belli bir saatten sonra belki ileri bir saate çekilebilir ama devam edecek gibi. Haziran ayına kadar yine hafta sonlarında yasaklar olması muhtemel. Ve Türkiye'nin geneli kıpkırmızı bir harita olduğu için maviye dönene kadar il bazlı önlemler de tartışılıyor. Ama ne olacak? Asıl bu sorunun yanıtı 17 Mayıs itibariyle toplanacak ilk kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından bir netlik kazanmış olacak.
Fransa ikinci kez askerlerin Cumhurbaşkanı Macron'u hedef alan bildirileri ve darbe endişeleriyle sarsıldı. Fransız basınına göre yüzlerce muvazzaf askeri yeni bir bildiriye hazırlanıyor Fransa'nın. Gelişmeyi Strasbourg'da yaşayan gazeteci Ömer Aydın'la konuşacağız. Hoş geldiniz ajansa. Evet, Fransa'da darbe mi bekleniyor Ömer Aydın? Fransa'da darbe tartışmaları devam ediyor fakat iç savaş uyarıları yapılıyor. Fransa sessizce iç savaşa doğru gidiyor ve bunu çok iyi biliyorsunuz diye devam eden bir mektup yayınlandı, bir bildiri yayınlandı bugün. Sizin de söylediğiniz gibi ikinci kez yayınlanan bir bildiri. İlk bildiri yani 21 Nisan'da yayınlanan 30'a yakın generalin de içlerinde olduğu bildiriyi destekleyen bu kişilere bizim büyüklerimiz, üstlerimiz diye hitap eden yeni bir bildiri bu. Ve şu ana kadar 30 binden fazla kişinin de bu bildiriye imza attığı ifade ediliyor. Ve burada daha da ilginç bir durum söz konusu. Sadece Fransa için değil, başka ülkelerde de bir kaosun başladığını, kaosun beklendiği ifade ediliyor. Ve Cumhurbaşkanı'ndan, bakanlardan ve daha doğrusu Fransa'yı yöneten herkesten dikkatli olmaları ve buna karşı önlem almaları ifade ediliyor. Bizim görevimiz değil bu uyarıları yapmak fakat eğer görev bize düşerse sokağa çıkarız ve Fransa'yı kurtarırız, Fransa'yı koruruz ifadeleri var. Çoğunun Fransa dışında Afrika'da veya başka ülkelerde Fransız ordusunda görev yaptığı ifade ediliyor. Bu mektupta yine banyolardan bahsediliyor. Farklı dini yapılanmalardan, dini cemaatlerden bahsediliyor. Ve Fransa'nın Fransa'dan ve Fransa'nın tarihinden nefret etmek artık bir norm haline geldi ifadeleri yer alıyor bu bildiride. WhatsApp bir süredir tartışılan gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni bir karara imza attı. Daha önce sözleşmeyi onaylamayanların hesaplarının 15 Mayıs'tan sonra silineceğini açıklayan WhatsApp bu karardan caydı. Yapılan yeni bir açıklamayla hesapların silinmeyeceği duyuruldu. A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu karşımızda. Can Okanar, son tarih 15 Mayıs olarak görülmekteydi ancak WhatsApp'tan bir açıklama daha geldi. WhatsApp geri adım attı. Silinmeyecek ancak bazı uygulamalar kısıtlanacak. Bunu belirtmiş durumdalar. 15 Mayıs tarihi itibariyle gizlilik sözleşmesini onaylamayanların hesapları askıya alınacaktı. Yani kapatılacaktı. Bundan vazgeçmiş durumda. Bu sürenin uzatılması da muhtemel tabii ki 15'ine daha. Burada bir 5 günlük süreç var ancak şu an itibariyle yapılan ilk açıklamada özellikle bazı işlevlerin azaltılacağı yönünde. Tabii ki vatandaşların önüne 15 Mayıs tarihinden sonra her WhatsApp'a girdiklerinde gizlilik sözleşmesi bir kere daha gelecek. Onaylayanlar onaylamış bir şekilde devam edecek. Onaylamayanların önüne her gün bu tekraren gelecek. Onaylamayan kişilerin de WhatsApp'ta kullanım işlevleri birazcık daha düşecek. Özellikle örneğin sohbet listesi var bilindiği üzere. Kime mesaj atacağınızı oradan bakıyorsunuz, seçiyorsunuz. İşte sohbet listesine erişim engellenecek. Onaylamamaya devam ederseniz belirli haftalardan sonra size gelen mesajlar ya da aramalar gelmemeye başlayacak. Yani karşı taraf size mesaj göndermiş ya da aramış görünüyor. Ancak siz bunu görmüyorsunuz gibi olacak. Yani burada bir iletişim kopukluğuna sebep olacak. WhatsApp'tan yapılan açıklama bu yönde. Özellikle Facebook bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik sözleşmesindeki değişikliğe dikkat çekmiş durumda bu noktada. Bunu imzalarsanız yani onaylarsanız herhangi bir problem yok. Ancak onaylamazsanız birçok işlev yavaş yavaş kaybolacak. Yani örneğin WhatsApp üzerinden arama yapamayacaksınız, WhatsApp üzerinden sohbet listesine erişemeyeceksiniz ya da görüntülü bir şekilde arama gerçekleştiremeyeceksiniz. Bu şekilde kısıtlamalarla birlikte aslında vatandaşları bu sözleşmeyi onaylamaya itmeye çalışıyor WhatsApp ancak halen daha 5 günlük bir süreç var. Bu süreçte onaylamayanların sayısı fazla olursa farklı bir açıklama ve yollara da gitmesi muhtemel tabii ki WhatsApp'ın. Bizler de gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. 15 Mayıs'tan sonra bu WhatsApp üzerinde bulunan işlevler kısıtlanacak. Vatandaşlar da onaylayacak mı, onaylamayacak mı hep birlikte göreceğiz. Can Okanar. Bill Gates yorumuyla dikkati çeken Azerbaycanlı spiker Sevda Resul kızı A Haber'e konuk oldu. Bill Gates'in insanlara çip takacağı iddialarına yönelik olarak insanları kontrol edebilecek olsa kendi eşini kontrol ederdi dedi.
Ben bir bilim insanı değilim tabii ki. Sunduğum haberlerden yola çıkarak bu yorumu yaptım. Ben daha böyle real olarak yaklaşıyorum olaylara. Belki ondan dolayı bilmiyorum. Ama öyle düşünüyorum yani. Evet. Olarak ilgili ayrılırsa ayrılsın ortada ben... Normal ailelerde olduğu gibi düşündüm. 124 milyarlık bir bütçeden bahsediyoruz. Anlaşmalı boşanma tamam da ne kadar anlaşmalı olursa olsun adam milyarlar kaybediyor yani. Şimdi biraz birkaç gün önce yanılmıyorsam haber çıktı işte 1,8 milyarlık kağıtlar aldı diye karısı. Sonuç itibariyle bu kadar parayı kaybedecek. Niye kaybetsin? Madem bunda çip var takar kadına. İstediği gibi de kullanır. Benden hiçbir şey talep etme. İşte yürü git yoluna. Aha, 27 yıllık bir süre yani az bir süre de değil. 27 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Herhalde ciddi bir şeyler oldu ve ayrılma kararına geldiler. Ajans'tan bugünlük bu kadar. Sırada ekonominin gündemi ve Hande Özdemir var. Hoş geldin Hande. Merhaba. Yarın saat 13'e kadar vedalaşıyoruz sizlerle. Yarın saat 13 olduğunda yeniden Ajans'ta birlikte olmak umuduyla esen kalın. Ekranlarınızda da kalın. Saat başında Banu El sizlerle birlikte olacak. Halkbank ekonomi bültenini sunar. Haber ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Hande Özdemir. Ekonomide öne çıkan haber başlıklarına bakacağız. İlk başlığımızda bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yatırım ödemeleri. Hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bu kapsamda 880,5 milyon lira ödeme yapacaklarını duyurdu. Ramazan bayramı öncesi bir güzel haber de evde bakım hizmeti alanlara geldi. Mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan bayramına denk geldiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihinin öne çekildiğini açıkladı. Bu kapsamda 536 bin engelli vatandaş için 888,5 milyon liralık evde bakım yardımı ödemeleri bugün hesaplarda olacak. Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu söyleyen Bakan Yanık, evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları da desteklediklerini belirtti. Değerli izleyenler, Akkuyu Nükleer Güç Santrali karından hazine de pay alacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, santralin ticari ömrü sonuna kadar yaklaşık 45 yıl boyunca net karın %20'si hazineye aktarılacağı söyledi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde karın %20'si hazineye aktarılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yapım, işletme, sahiplik modeliyle üretilecek elektriğin maliyeti, verilen garanti bedeli tartışmalarına noktayı koydu. Üretilecek elektriğin kilowatt saati 12.35 sent tarifesinin 15 yıl geçerli olacağını vurgulayan Bakan Dönmez, söz konusu tarifenin bugüne indirgendiğinde ise daha düşük bir değere tekabül ettiğini söyledi. Santralin ticari ömrü sonuna kadar net karın %20'si hazineye aktarılacak dedi. Bu süre ise yaklaşık 45 yıla tekabül edecek. Öte yandan Akkuyu'da 3 ünitede inşaat çalışmaları aynı anda sürerken yerli firmaların sipariş hacmi 2 milyar doları aştı. 4. ünite için de lisans başvurusu yapıldı. Akkuyu NGS'de deneyim kazanan yerli firmaların sayısı 400'ü geçerken çalışan personelin büyük bölümünün de Türk vatandaşı olduğu biliniyor. Bir diğer öne çıkan haber başlığımıza bakalım. Borsa İstanbul'da bu yıl 13 şirketin halka arzında 35 yılın rekoru kırıldı. 7.7 milyar lira aşan büyüklükle Türk lirası bazında en yüksek rakama ulaşıldı. Ve söz konusu halka arzlara ise 5.6 milyon yatırımcıdan talep geldi. Halka arzlarda 4 ayda 35 yılın rekoru kırıldı.
Yatırımcı akınına uğrayan Borsa İstanbul'da bu yılın ilk 4 ayında halka arz büyüklüğünde TL bazında 35 yılın rekoru kırıldı. Bu yıl 13 şirket toplam 7 milyar 714 milyon liralık halka arza imza atarak TL bazında en yüksek rakama ulaştı. Halka arz edilen şirket sayısında ise 4 ayda 7 yılın rekoru kırıldı. Hisse senetlerini halka arz ederek 7.7 milyar lira finansman sağlayan şirketler, eğer bu kaynağı banka kredisiyle temin etme yoluna gitseydi, bir yılda yaklaşık 1.5 milyar liralık faiz yüküyle karşı karşıya kalacaktı. Hisse senetlerini bu yıl halka arz ederek Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan 13 şirketin 7.7 milyar liralık hisse satışına, büyük bölümü yerli bireysel yatırımcılardan olmak üzere toplam 70 milyar 770 milyon liralık talep geldi. Halka arzlarla yatırımcı sayısında da rekor kırıldı. Halka arz edilen 13 şirketin halka arzına 5 milyon 640 807 yatırımcı katıldı. Analistler bu yıl 40'a yakın şirketin 25 milyar liranın üzerinde bir halka arz gerçekleştirmesini bekliyor. Kartlı harcamalarsa Nisan ayında azaldı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı araştırmasına göre geçen ay kartlı harcamalar önceki aya göre tutar olarak %9, işlem adedi olarak %8 daraldı ve bu dönemde online harcamaların toplam harcamalar içindeki payı ise %34'e çıktı. Nisan'da kartlı harcamalar düştü, online harcamalarsa yükseldi. Bu dönemde kartla yapılan harcamalar tutar olarak %9 azalırken online harcamaların toplam harcamalar içindeki payı %34'e çıktı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre geçen ay kartlı harcamalar önceki aya göre tutar olarak %9, işlem adedi olarak %8 daraldı. Verilere göre söz konusu düşüş ilk ve son hafta dışındaki haftalarda yoğunlaşırken tam kapanmanın başladığı 30 Nisan haftasında ise %25 artış görüldü. Açıklamada kartlı harcamaların yıllık artışının ise baz etkisi kaynaklı olarak %80'e ulaştığı vurgulandı. Söz konusu artışta ise koronavirüs salgınının ilk dalgasına yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin ilk olarak Nisan 2020'de alınması ve harcamalarda yaşanan hızlı düşüşün oluşturduğu güçlü baz etkisinin belirleyici olduğu ifade edildi. Bu dönemde online harcamaların toplam harcamalar içindeki payı %34 oldu. Böylece salgınla birlikte önem kazanan online alışverişler bu dönemde yüksek oranda arttı. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin yıllık artışı %85'e, mektupla ve telefonla yapılan işlemler %67'ye ulaştı. Değerli izleyenler, Türkiye İstatistik Kurumu Enflasyon Araştırma Grubu'na yönelik suç duyurusuna ilişkin açıklama yaptı ve kanuna göre istatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetlerinin araştırmanın kapsam, örnekleme yöntemi, veri derleme yöntemi gibi bilgilerle açıklanması gerektiği ancak söz konusu grubun araştırmasında bunlara yer vermediği ve bu nedenle suç duyurusunda bulunduğuna dikkat çekildi ve açıklamada ayrıca grubun yayımladığı verilerin resmi istatistik programında yer alan aynı isimle duyurulmasının da rahatsızlık yarattığını da ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan Enflasyon Araştırma Grubu'na ilişkin açıklama geldi. Geçtiğimiz Şubat ayında grup hakkında suç duyurusunda bulunan TÜİK, açıklamasında bu suç duyurusunun gerekçesini anlattı. Açıklamada, kanuna göre istatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürütenlerin araştırmanın kapsam, örnekleme yöntemi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanı gibi detayları kamuoyuna açıklamakla yükümlü oldukları hatırlatıldı. Bu kuralın resmi istatistik kapsamında olsun ya da olmasın her türlü veri için geçerli olduğuna işaret edilerek söz konusu grubun bu kuralı ihlal ettiği belirtildi. Suç duyurusunun yayınlanan çalışmanın sonuçlarıyla ilgili olmadığı, sadece bültenlerin gerekli açıklayıcı bilgileri içermemesi nedeniyle yapıldığının altı çizildi. Açıklamada ayrıca TÜİK açısından rahatsızlık verici bir diğer durumun da grubun yayınladığı verilerin resmi istatistik programında yer alan aynı isimle duyurulması olduğuna işaret edildi. Bu durumun kamuoyunda resmi istatistiklere duyulan güveni sarsabileceği veya manipülasyonlara zemin hazırlayabileceği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta TÜİK'in söz konusu grup hakkında yaptığı suç duyurusunu kamuoyuna duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, bu girişimi TÜİK'i yıpratmaya ve itibarsızlaştırmaya çalışan bir yaklaşım olarak değerlendirmişti.
Türkiye İhracat İklim Endeksi Nisan ayında 56'ya yükselerek Şubat 2018'den beri en güçlü iyileşmeyi gösterdi ve üst üste 3. ay eşik değer üzerine çıkan endeks, ihracat pazarlarının talep koşullarında toparlanmanın sürdüğüne de işaret etti. Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi üst üste 3. ay eşik değer üzerine çıkarak Nisan'da 56'ya yükseldi. İstanbul Sanayi Odası, Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksinin Nisan 2021 dönemi sonuçlarını açıkladı. Mart'ta 54,7 olan seviyesinden Nisan'da 56'ya yükselen endeks, birçok ana ihracat pazarının talep koşullarında iyileşmenin güçlü bir şekilde sürdüğüne işaret etti. Söz konusu iyileşme Şubat 2018'den bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik aktivitesi Nisan'da güçlü ve ivme kazanan bir artış gösterirken, bu aynı zamanda küresel çapta en yüksek büyüme hızı olarak dikkati çekti. Avrupa'da da talep koşulları iyileşme gösterdi. Bu durum büyük ölçüde imalat sektörünün güçlü performansından kaynaklandı. İhracat iklimindeki görünümü değerlendiren IHS Market Ekonomi Direktörü Andrew Harker, talep koşullarının birçok pazarda güçlenmekte olduğunun görüldüğünü belirterek, bu eğilimin Türk imalatçılarına yurt dışına ürün satabilmeleri için fırsat sunduğunu kaydetti. Türk imalat sektörlerinin en büyük 3 ihracat pazarı cesaret verici bir şekilde hızlı büyüme gösteriyor dedi. Türkiye 2020'de hava sahasının kullanımından yaklaşık 3.1 milyar lira gelir sağladı ve Eurocontrol üyesi 41 devlet içinde yine en yüksek 6. gelir sırasında yer aldı. Türkiye geçen yıl hava sahasının kullanımından milyarlarca lira gelir elde etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü raporuna göre Türkiye 2020'de hava sahasının kullanımından 3 milyar 117 milyon lira gelir sağladı. Elde edilen gelir 2019'a göre %17,6 oranında artış gösterdi. Milli Maliyet Tabanı'nın büyüklüğü endeksine göre Türkiye 2020 yılında Eurocontrol üyesi 41 devlet içinde yine en yüksek 6. gelir sırasında yer aldı. Türkiye'de 2020 yılında gerçekleşen hizmet birim sayısı yaklaşık 8 milyon oldu. Türkiye jeopolitik konumu ve alınan önlemler sayesinde yüksek değerde hizmet birim sayısı kazanımı sağlarken, böylece hava sahasına olan talep sıralamasında Türkiye 2. sırada yer aldı. Ekonomi bültenini noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere.